Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aks nasıl alınır, kolon yerleri nasıl tespit edilir onu anlatacağım. Böylece dersimizde de onu anlatmıştım size, aks nasıl alınır diye süreci üzerinden göstermiştim. Bugün sizlere uygulamada göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu inşaatın olması olmazı en ama en önemli olan aks kolon alma. Bunu mutlaka çok iyi dinleyin, çok iyi anlamalısınız. Ben birkaç tane ipimi çektim. Önce iplerimi çektim. Birkaç tane ipimi çektim. Ondan sonra geliyoruz. Projemize bakıyoruz arkadaşlar. Projede ne gösteriyor? 15 aksdan sola, 45 santim sağ tarafa. Bu taraftan da yine 15 santim bu tarafa, 15 santim o tarafa. Biz şimdi bunların pas payını vereceğiz. Pas payını verdikten sonra ona göre alacağız arkadaşlar. Tamam, bağlıyorsun. Gördüğünüz gibi etriğimizi yerleştirdik. Etriği yerine bağlıyoruz. Ondan sonra da içinin demirlerini dolduracağız arkadaşlar. Böyle bu şekilde bunları yerleştireceğiz. Perdelerimizi de size anlatacağım sizlere şimdi birazdan. Perdelerin demirlerini, filizlerini koyacağız. Bunlar da burada. Perdemiz bu. Ortadaki asansör boşluğu. İki perdenin arasında da merdiven çıkıyor. Biz bunun bağlantılarını yaptık. Demirini döşedik arkadaşlar. Göründüğü gibi içeride asansör perdesi, dışarıda diş perdemiz olacak şekilde güzelce demirlerini doldurduk, bağladık. Arkadaşlar şimdi size uygulamalı aks nasıl çakılır onu göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi 15 sola, 15 sağ tarafa vermiş. Buradan da yine 15 bu tarafa, 45 bu tarafa vermiş. Yani ölçülerimize çok dikkat etmeliyiz. Bak şimdi burada 5 santim bu tarafa vermiş, 25 dışarı vermiş. Biz bunları alacağız, ona göre iplerimizi çekeceğiz. Şimdi burada 2 tane ipimiz var. Bunların nasıl olduğunu göstereceğim size. 15 o tarafa, 15 o tarafa verilmiş. Biz burada bazı iplerimizi çektik, çaktık. Niye söktün onu? Ben gösteriyordum şurada ya. Neyse tamam. Çakılmış. Bu 15 santim gösteriyor. 2,5'da tahta payı veriyoruz arkadaşlar. Buradan 17 santim aldık. 17 santim niye aldık? 15 vermiş akıstan dışarıya. 15 içi de tahta payı. 17 santim arkadaşlar. Keza aynı şekilde buradan da, buradaki akıstan da yine 17 santim aldık. Buranın ipini çektik. Bu şekilde tahta paylarını mutlaka vermeliyiz. Bunların burada da aynı çekmişiz. Bunların işlerini çakacağımız zaman da perdemizin kalınlığının kas olduğuna bakıyoruz. 25'lükse 2 dışarıdan, 2 içeriden 4 santim pay veriyoruz. Her türlü 4 santim pay veriyoruz. Bileğimi dolduğu için. Tahta olsa 2,5 vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bileğimi dolduğu için 2 dışarıdan, 2 içeriden pay veriyoruz. Bizim perdelerimiz 30'luk. Biz bunları içlerini 34'e çakacağız. Görmüş olduğunuz gibi ipimizi çektik. Akslarımızı çakıyoruz. Lan içerilerinde dediğim gibi tahta payını vererek içerilerinde çakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biz akslarımızı pereselerin olduğu yerlerden, gerçi bu bizim projede hep ortalardan vermiş aksları. Yani çalışır olan durumlarda, mesela diyelim şu diş cepheleri dışarı alarak bunu da bir tarafa sağ veya sol, hangisi daha uygunsa, mesela
Burada böyle bir kolon olduğu için mecburen sol taraftan almak durumunda kalıyoruz. Böyle bu tip durumlarda pereselerini çekip bir taraflarını çaktıktan sonra iç taraflarını çakmak için de artık perdeniz 25'se 29, 30'sa 34'e ta iki tarafında tahta payını vererek aksisten çakıp bitiriyoruz arkadaşlar. Aks önemli bir mevzu. Mutlaka şu ölçülere, projeye dikkat edilmeli. Hataya yer yok burada çünkü en önemli şeydir aks çakmak. Çünkü yerlerini tespit ediyorsunuz, kolonların, perdelerin. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Size kolon, perde nasıl yapılır onları anlatmaya çalışacağım. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet ol. Hayırlı günler efendim. Abone olun, destek olun lütfen. Ki devamı gelsin.